Sen nasıl ölmek isterdin? Sizin dostunuz olarak hünkârım. Kardeşiniz olarak, can yoldaşınız olarak ölmek isterdim. Zira ruhum ancak böyle huzur bulacaktır. Süleyman. Benim canımın sultanı. Nedir bu halin? Neden uyumadın? Hatunun biri evladım Mustafa'nın canına kastetmiş. Söylediklerine göre emri sen vermişsin. Kim söyledi bunu? Kim attı bu alçakça iftirayı? İbrahim Paşa değil mi? O söyledi. Başka kim olabilir ki? Yoksa inandın mı bu yalanı? Daha dün canını almak isteyen haine inandın mı? Eğer inansaydım şu an yanımda olmazdın. Madem öyle, İbrahim Paşa'nın iftirasında nasıl sessiz kalırsın? Aranızdaki bu kavga ne vakit bitecek Hürrem? Bu husumet nasıl sona erecek? Benim bir günahım yok Süleyman. İbrahim Paşa suçunu bastırmak istiyor belli ki. Her şey ortada. Herkesi kendine düşman etti. Gözü senin tahtında. Bunun da tek yolu Şehzade Mustafa. Gizli buluşmalar, mektuplar. Belli ki onu tahta çıkarma hazırlığında. Şehzade Mustafa'ya itimadım tam fakat İbrahim Paşa için aynı şeyi söyleyemem. Kalbini öyle hırslarla doldurmuş ki onun önünde hiç kimse duramıyor. Hiç kimse. Peki sen Hürrem? Senin kalbin neyle dolu? Aşkla Süleyman. Senin aşkınla. Hünkârım, Ayas Paşa geldiler. Gelsin. Hünkârım. Gel paşa. Yaklaş. Hünkârım, bilmeniz icap eden bir husus var. Söyle. Dün gece İbrahim Paşa'nın katıldığı teravih namazından sonra büyük bir hadise çıkmış. İbrahim Paşa halktan birini zindana attırmış. Halk tepkili. Mesele neymiş? Malumatım yok hünkârım. Herkes başka bir şey söylüyor. Çağırın İbrahim Paşa'yı gelsin. Gel. Hünkârım. Dün gece bir hadise vuku bulmuş. Halk galeyana gelmiş. Mübarek Ramazan ayında olacak iş mi cami avlusundan adam toplayıp zindana atmak? Derhal izahat ver. Hünkârım camiden ayrılırken yolum kesildi. Tuğla hakarete vurdum.
Ne kafirliğim kaldı ne hainliğim. Ben hadise çıkmasın diye uzaklaşmak istedim. Kinasu Efendi de yanımdaydı, her şeyi duydu gördü. Şahsıma ve makamıma öyle ağır hakaretler edildi ki sessiz kalamazdım. Kimin haddine düşmüş bu? Bu devletin veziri azamına reva mıdır? İbreti alem için Seyfi denen deyyusun kellesinin alınmasını buyurdum. Bugün infaz edilecek. Bir kelle alınacaksa buna sen değil mahkeme karar verebilir ancak İbrahim Paşa. Gada Efendi'ye haber gönderin. Bu Seyfi denen zat mahkemede yargılansın. Hünkârım. Gel Rüstem'a yaklaş. Yola çıkma vaktin geldi. Yüce gönlünüzle bahşettiğiniz vazifeyi ifa etmek için yarın Tekeye yola çıkıyorum hünkârım. Bu vazifeyi de layıkıyla yerine getireceğinden hiç kuşkum yok. Bir isteğin var mı? Size layık olmaktan gayrı bir isteğim yok hünkârım. Adaletin dairesinden çıkmayasın. Yolun açık, kılıcın keskin olsun. Davacı Abdullahoğlu İbrahim Paşa Hazretleri, davalı Bayramoğlu Seyfi Efendi. Buyursunlar. Davacı Abdullahoğlu İbrahim Paşa Hazretleri. Davalı Bayramoğlu Seyfi Efendi. Buyurun. Nasıl efendi? İbrahim Paşa'yı temsilen ilk sözü sana veriyorum. Nedir şikayetiniz? İbrahim Paşa ile birlikte teravih namazına gittik Kadı Efendi. Namaz bitince camiden çıktık. Bu sırada cami önünde bekleyen birileri vardı. Ve bazıları Paşa Hazretlerine hakaret ettiler. Seyfi Efendi de var mıydı aralarında? Evet. Peki ne dediler, ne söylediler Paşa Hazretleri hakkında? Kafir dediler Kadı Efendi. Putperest dediler. Güya Paşa Hazretleri gizli bir Hristiyanmış. Boynuna haç takıyormuş. Gizlice kiliseye gidiyormuş. E işte bunun gibi daha bir sürü iftira. Seyfi Efendi, ne dersin? Nasuh Efendi'nin söyledikleri doğru mudur? Doğrudur Kadı Efendi. Paşa Hazretleri'nin kafir olduğunu söylüyor herkes. Hatta sarayının mahzenine gizli bir kilise yaptırmış. Ve dediklerine göre ecnebi elçilerden deve yüküyle altın alırmış. Bırak şimdi kimin ne dediğini. Sen ne diyorsun? Doğru mu bunlar? Kadı Efendi vallahi öyle diyorlar. Kendi gözünle gördün mü? İspat edebilir misin? Hayır. Fakat sarayının bahçesinin putlarla dolu olduğunu cümle alem biliyor Kadı Efendi. Peki sen Paşa Hazretleri'nin o put dediğin taşların önünde secde ettiğini gördün mü? Görmedim Kadı Efendi. Peki camide Yüce Allah'ın huzurunda secdeye vardığını gördün mü? Gördüm. Bey gafil adam, madem öyle, neden gördüğüne değil de görmediğine inanırsın ha? Peygamber Efendimiz'in bir kimse bir adama ey kafir diye çağırırsa ve o adam böyle değilse o söz söyleyene geri döner diye hadisi vardır, bilmez misin ha? Kadı Efendi, ateş olmayan yerden duman çıkmaz derler.
Sen hakaret ettin mi Paşa Hazretlerine? Ben birkaç laf ettim. Lakin hakaret değil. Ne söyledin, ne dedin? Konuşsana be adam. Hatırlamıyorum Kadı Efendi. Başkalarının söylediğini kelimesi kelimesine hatırlıyorsun da kendi ağzından çıkanları bilmiyorsun, öyle mi? Paşa Hazretleri benim kellemin alınmasını buyurdu. Buna hakkı ve selahiyeti yok. Yazıktır, günahtır. Ben herkes tarafından sayılan, sevilen, hürmet gösterilen bir esnafım. Kadı Efendi bırakın da ben işime gücüme gideyim. Madem işin gücün vardı senin, onlarla meşgul olsaydın. Kadı Efendi, ben... Tamam, yeter artık. Sus, sus. Nasıl efendi? Senin söylemek istediğin bir şey var mı? Hayır Kadı Efendi. Paşa Hazretleri şahsına ve makamına yönelik yapılan hakaret ve iftiralara tepki göstermekte haklıdır elbet. Ve fakat hiç kimse kendini kanunlarımızdan üstün göremez. Ve dahi hiç kimse kendini kadı yerine koyamaz. Ve kadı hükmü olmadan hiç kimse cezalandırılamaz. Yaz Katip Efendi. Bayramoğlu, Seyfi Efendi, Devlet-i Aliye'nin Vezir-i Azam'ı İbrahim Paşa'ya kafir diyerek iftira ve hakaret ettiğini şahitler huzurunda beyan ve kabul etmiştir. Bu sebepten mütevellit kendisini 100 sopa vurulmasına ve 5 sene kürek cezasına çarptırılmasına ve daha sonra Rodos adasında kalebentliğe mahkum edilmiştir. Etmeyin Kadı Efendi. Vallahi billahi benim bir suçum, günahım yok. Haksızlık ediyorsunuz. Beni evlatlarımdan ayırmayın. Bunu daha önce düşünmeliydin Seyfi Efendi. Paşa Hazretleri hakkında söylenen her söz aksi ispat edilmediği takdirde külliyen yalandır, iftiradır. Zinhar hiç kimse böyle mesnetsiz ithamlara itibar etmesin. Dava bitmiştir. Götürün. Yapmayın Kadı Efendi. Ocağınızda düştüm Kadı Efendi. Bağışlayın Kadı Efendi. Kadı Efendi etmeyin. Bağışlayın Kadı Efendi. Yapmayın Kadı Efendi. Hayli hassas bir davaydı Hoca Çelebi. Emsal olacak bir hüküm vererek hiç kimsenin tesiri altında kalmadan yalnızca kanunlara ve vicdanına göre karar verdiğini bir kez daha gösterdin. Hünkârım, vazifemi ifa ettim. Asıl ben bir kez daha adaletinize hayran kaldım hünkârım. Bu davayla herkes anladı ki icap ettiğinde vezir-i azamlar da mahkemeye çıkar. Senin Ramazan-ı Şerif için tembihatlarına riayet ediliyor mu? Bir sıkıntı yoktur inşallah. Umumiyetle riayet ediyorlar hünkârım. Etmeyenler de cezalarını çekiyorlar. Yalnız bilmeniz icap eden bir husus var hünkârım. Şu anda payitahtta bir et sıkıntısı var. Kasaplar ketudası zamanında haber vermediler bize. Nasıl olur bu Kadı Efendi? İstanbul senden sorulur. Sen neden tedbirini almadın? Hünkârım, ketudalara güvenmekle kusurum olmuştur. Kasaplar ketudası bize haber vermeden eksiklikleri kendisi halletmeye kalkmış. Ama ben şimdi tedbirimi aldım. Birkaç gün gecikmeyle de olsa civar vilayetlerden koyunlar gelecek hünkârım. Asıl mesele neymiş? Bogdan Voyvodası Petru Rareş mükellefiyetlerini yerine getirmemiş hünkârım. Her sene göndermesi icap eden koyunları Lehistan'a satmış. Bunu divanda istişare edeceğiz. Bana teferruatlı bir malumat hazırla. Emriniz başım üstüne hünkârım. Gel. Hünkârım. Gel Pargalı. Çekilebilirsiniz. Beni görmek istemişsiniz. Birazdan şehzadelerim gelecek. Bu akşamki teravih namazını birlikte kılacağız. Şeref duyarım.
Bargalı. Hala kırgın mısın bana? Haşa hünkârım. Benim ne kırgınlığım olabilir? Ben hiçbir vakit sizin kararlarınızı tartışmadım, tartışmam da. Bargalı, eğer ben bugün o mahkemenin kurulmasını istemeseydim, o vakit seni haksız yere koruyor konumuna düşerdim. Senin hakkındaki bu asılsız, çirkin iftiralar da çığ gibi büyürdü. Asıl mesele insanların hakikati görmesiydi. Hünkârım, sizin itimadınız benim için her şeyden kıymetlidir. Onu kaybetmektense canımı kaybetmek evladır. Gel. Hünkârım, şehzadelerimiz geldiler. Hadi, gidelim. Gel. Hünkârım. Hayrola Ayaz Paşa, yalnız mı geldin? Kadı Efendi gelmedi mi hala? Ben başka bir husus için rahatsız ettim sizi. Söyle. Hünkârım, dün İbrahim Paşa'nın Fransız elçisiyle olan görüşmesinde hazır bulunamadım. Bu sebeple müzakere zaptını okudum. Daha evvelki müzakerelerin de zaptı geçti elime. Siz Şehzade Mustafa Hazretleri'ni ziyaret ettiğiniz vakit bir müzakere yapılmış. Haberim var. İbrahim Paşa malumat vermişti. O halde yazılanlar malumunuz olmuştur. Mesele nedir paşa? Okumanız icap eden bazı hususlar var hünkârım. Hayvanların en yırtıcısı olan aslan güçle değil, zekayla ehlileştirilir. Terbiyecisi onu evvela sevdiği yemle, daha sonra da alışkanlıkla uysallaştırır. Efendisinin elinde kısmen korku uyandırmak, kısmen gerektiğinde kendini korumak için her daim bir sopa vardır. Hiçbir yabancı ona yem vermeye cesaret edemez. Ancak ve ancak alışkın olduğu kişi ona yem verebilir. Aslan hükümdardır, monsieur. Terbiyecileri de vezirleridir. Aslan Osmanlı'nın yüce hakanıdır. Ben de hünkârım olan yüce padişahı, söz konusu olan hakikat ve adalet sopasıyla terbiye ediyorum. Bu yüce imparatorluğu ben yönetiyorum. Her şey benim kararımla olduğu için yüce hünkârımızın bile verdiği buyruklar eğer benim olayımdan geçmezler ise uygulanmaz. Hünkârım, İbrahim Paşa Hazretleri geldiler. Hünkârım. Kadı Efendi et meselesiyle alakalı malumat vermek için geldi. Geç meseleyi ben de tetkik ettim. Boğdan Voyvodası göndermesi icap eden koyunları Lehistan'a satmış. Fakat bu sadece bir haraç meselesi değil. Anlaşılan o ki Voyvoda Ferdinand ve Şarken'le işbirliği içerisinde. Hünkârım, iyi misiniz? Daha sonra İbrahim. Daha sonra.
Bu akşam devlet erkanı için bir iftar yemeği veriyorum hünkârım sarayımda. Eğer kabul buyurur, teşrif ederseniz şeref duyarım. Gelirim İbrahim. Hünkârım, Hürrem Sultan geldiler. Sultanım, bağışlayın lakin hünkârımız da ailenize dönmenizi istediler. Yalnız olduğunu söylemiştin. Yalnızlar sultanım. Sen İbrahim, sen nasıl ölmek isterdin? Sizin dostunuz olarak hünkârım, kardeşiniz olarak, can yoldaşınız olarak ölmek isterdim. İbrahim Paşa, şerefli Osmanlı ordusunun seraskerlik rütbesini de size tevdi ettim. Hayırlı olsun. Bu yetkiyle beni ölüme daha da yaklaştırdınız hünkârım. İbrahim Paşa, divanda bunu okumanı istiyorum. Ben yaşadığım müddetçe İbrahim Paşa bana sormaksızın her tedbiri almak, cezayı vermek hususunda yegane yetkilidir. Herkes gibi sen de duy ve bil Pargalı. Senin canın benim teminatım altındadır. Bu kararla seni kendimden dahi koruyorum. Bu şekilde karşılamak istemezdim ama mühim değil.
Nasılsın Hoca Çelebi? Sağlığınıza duacıyım hünkârım. Ben iyiyim de siz nasılsınız? Afiyettesinizdir inşallah. Sana danışmak istediğim bir husus var. Elbette buyurun hünkârım. Size ne ikram edebiliriz? Bir su getirsinler kâfi. Hünkârım, nedir böyle içinizi yakan? Hoca Çelebi. Bir süredir düşündüğüm bir şey var. En sonunda bir karara vardım. Bana hayli yakın birinin akıbetiyle alakalı bir karar bu. Ancak bizzat yazdırdığım fermanı şerifimle onu kendimden dahi koruyorum. Divan kararıyla kendisinden dahi beni korurken kim zarar verebilir bana? Kendi irademle koruduğum bu kişinin akıbeti için ne yapmak lazım ki hem ona verdiğim sözü tutabileyim hem de kararımı tatbik edebileyim? Hünkârım, eğer bir mahzuru yoksa bu kararın ne olduğunu öğrenmem mümkün mü acaba? İdam. Birkaç gün müsaade edin. Ben bu mesele üzerine düşüneyim. Sabah şeriflerin hayırlı olsun hünkârım. Sen de İbrahim. Gel. Bahsettiğim kitap nihayet elime ulaştı. Size de takdim etmek isterim. Hangi kitap? Prens. Machiavelli'nin. Hünkârım, dün akşam iftar yemeğine sizi bekledik fakat teşrif buyurmadınız. Merak ettim, afiyettesinizdir inşallah. Biraz yalnız kalmak istedim. Gel otur. Monsieur Faure bu kitabı eline dahi almak istemiyor hünkârım. Dediklerine göre bu kitabı şeytan yazdırmış. Sevilmek mi korkulmaktan daha iyidir? Yoksa korkulmak mı sevilmekten? Sence İbrahim hangisi daha iyidir? Bu zor bir soru.
Zira ikisine de ihtiyaç duyduğumuz vakitler oluyor. Machiavelli'ye göre sevgiyle korkuyu bir arada görebilmek pek mümkün değil. Lakin ikisi arasından tercih yapmamız icap ederse korkulmak sevilmekten daha emniyetlidir diyor. Doğru söze ne denir? Fakat bazı insanlar emniyetli olmaktansa huzurlu bir şekilde ölmeyi tercih eder hünkârım. Huzur içerisinde ölmeyi herkes ister İbrahim. Lakin böyle bir şey var mıdır? Mümkün müdür? Bilhassa senin gibi, benim gibi makamlara sahip insanlara nasip olur mu? Gel. Hünkârım, Hürrem Sultan geldiler. Gelsin. Hünkârım. Rahatsız ediyorum sizi. Ne rahatsızlığı Hürrem, gel. İbrahim bana bir kitap hediye etti. Onunla ilgili sohbet ediyorduk. Ne hoş. Hünkârım, bu akşam vakfımın hatunlar için verdiği iftara katılacağım. Tabii müsaadeniz olursa. Müsaade senin Hürrem. Nerede olacak bu iftar? Kadı Efendi Bedesti'nde yapılmasını münasip buldum. Sağ olsun, hazırlıklarla da bizzat meşgul oldum. Mihrimah da gelecek mi seninle? Birlikte gideceğiz. Zira vakfı benden çok o idare edecek. Öğrenmesi lazım. Bu arada Şah Sultan da bizimle olacak. Hünkârım, başka bir arzumuz yoksa ben. Çekilebilirsin. Böyle gel. Hayrola İbrahim, neden döndün? Bazı evrak vardı, onları almaya geldim. Siz burada... Kitaplarına göz gezdiriyordum. Kemanını gördüm. Nicedir dinleyemiyorum, hiç çalmıyorsun.
Sen bana kardeşimden yakınsın. Siz üzülmeyin kendime. Annem öğretmişti bu parçayı. Yarım yamalak çalıyorum ama. Biliyorum, Manisa'da dinlemiştim. Sarayıma geldiğin ilk gün çalmıştın bunu. Doğrudur. Hünkârım. Baharda Manisa'ya gidelim. Birlikte. Eski günleri yad ederiz. Gidelim İbrahim. Bahar gelsin gideriz. Hünkârım, Ebu Suud Efendi geldiler. Gelsin. Hünkârım. Hoş geldin Kadı Efendi. Gel otur şöyle. Daha evvel fikrimi istediğiniz husus ile alakalı bir çözüm buldum. Neymiş o? Yüce iradenizle kendinizden dahi koruduğunuz şahsın katli ancak bir şekilde vacip olur. Seni dinliyorum. Bu kitap benim tefsirimdir hünkârım. Naçizane vakit buldukça üzerinde çalışmaktayım. Size kutsal kitabımızdan bir sure okumak isterim. Müsaadenizle. Zümer suresi 42. ayette der ki, Allah ölüm vakti gelenin canını alır, vakti gelmeyenin de uykusundayken ruhlarını alır. Ölümüne hükmettiği canı alır, ötekini muayyen bir vakte kadar bırakır. Şüphe yok ki bunda İyi düşünecek bir kavim için ibretler vardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, kişi uyandığı vakitte ruhumu bana gönderen, beni uykumda öldürmeyen Rabbime hamdolsun. Yerleri ve gökleri kaymaktan tutan Allah'ıma hamdolsun demeli. Gene Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme sordular ki, cennet ehli uyur mu? Buyurdu ki, hayır. Uyku
ölümün kardeşidir. Cennette ölüm yoktur. Uyuduğunuz gibi ölürsünüz, uyandığınız gibi dirilirsiniz. Nedir bunun manası? Hünkârım, siz uyuyacaksınız. Uyuyacaksınız. Uyuyan bir Ademoğlu dünya işlerinden elini eteğini çekmiştir. Uyurken olan biten hiçbir şeyden mesul tutulamaz, ayıplanamaz ve itham edilemez. Zira hayat uyanıkken hareketle oluşur, uyuyan bir kişi gerçekte yaşamaz. Böylece hem sadakatsizliğinin cezasını verirsiniz hem de yemininizi bozmamış olursunuz hünkârım. Bu yüzden yüce iradenizle kendinizden dahi koruduğunuz bu zat her kimse ancak siz uyurken infaz edilmeli. Sağ ol Kadı Efendi. Çekilebilirsin. Nasıl istersiniz hünkârım. İnşallah söylediklerimin bir faydası olur. Hünkârım. Bağışlayın, ben yalnız olduğunuzu sanıyordum. İbrahim. Hünkârım. Lütfi Paşa geldiler. Eğer kabul buyurursanız huzurunuza çıkmak isterim. Gelsin. Hünkârım. Hoş geldin Paşa. Şükürler olsun Rabbime ki sizi bir kez daha görme şerefine nail oldum. Nasılsın? Acem seferinden bu yana görüşemedik. Rabbime şükürler olsun. Sıhhatinize duacıyım hünkârım. Ebu Suud Efendi'yi tanır mısın? İsmini duydum elbet. Böyle büyük bir alimle tanışmaktan şeref duyarım. O şeref bana ait Paşa Hazretleri. Ben Süleyman. Av olmadan avcı olan, avı sanat gibi, matematik gibi yıldızların hareketine göre kuran, yıldız haritalarından kalbin haritasına bakan, karanlıkta yolunu bulan, duyduğu müzikle avlanan, kemanın yayı ile vurulan, hep aradığı yarısını, arkadaşını Manisa'da avda bulan, yalnızlığı dinen Süleyman. Muhibbi der ki, dostum, ben gönlümü senden yana gönderdim. Onun bir daha benden yana gelmesi mümkün değil. Ey yay kaşlı, okun ne zaman göğsümden yana doğrulsa, o okun ucundaki demirden yana göğüs germezsem erkek değilim. Ey dost, gönlümü aldın. Şimdi maksadın canım ise, ben canımı ve başımı çoktan senin yoluna koydum.
Şehzadem iyi misiniz? Şehzadem? Pargalı, sana bir can borcum var. Dile benden ne dilersen. Şehzadem, bu canım size feda olsun. Hünkârım, ne iyi ettiniz de geldiniz. Şeref verdiniz. Beyhan neden gelmedi hala? Sahi haber yok mu? Bugün yarın gelir. Ben de çok özledim. Siz benim hünkârımsınız. Ama artık abim değilsiniz. Ailem değilsiniz. Hürrem gidelim. Nasıl arzu edersiniz? Hünkârım. Kalsaydınız biraz daha. Daha sonra gelirim. Biz de gidelim. Sizi bırakmam. Odanız da hazır. Bu gece Lütfi Paşa ile birlikte burada ağırlayacağız sizi. Peki, tamam. İbrahim Paşa'yı gördüm değil mi? Nasıl da yüzü gülüyor. Kibri gözlerinden akıyor. Onca hariseden sonra nasıl ona böyle yakın davranırsını anlamak mümkün değil. Uyumak istiyorum Hürrem. Tahtın denizi kucaklayan yedi tepesinde ve üç kıtada heykellerim önünde diz çökecek kullarım.
İbrahim. Farhan İbrahim. Senin yüzünden iki masumun kanına girdim. Dilerim yılına varmadan sen de bu ecellere gidesin. Ben günahsızım. Neden mani olmadınız? Yok yere kıydılar mı? Epeydir başka bir hatunla birlikteymiş. Ondan bir çocuk bile peyden almış hatunun karnı burnunu. İbrahim Paşa nerede biliyor musun? Şehzade Mustafa ile gizlice buluştular. Anlaşılan o ki seni tahttan indirmeye yollarını arıyorlar. Hünkârım, beni emretmişsiniz. Hünkârım. İçeri gel İbrahim. Hünkârım, ben de size sual etmiştim. Çıkmışsınız. Dolaştım biraz. At bindim. Sefer hazırlıklarıyla alakalı malumat verecektim size. Akşam iftara gel. Orada konuşalım. Elbette. Hızır Hayrettin Paşa'ya da haber vermemi ister misiniz? Anlatacakları vardır. Lüzum yok. Sen yalnız gel. Sizinle iftar yapmak şereflerin en büyüğüdür benim için. Başka bir arzunuz yoksa? Yok, çekilebilirsin. Gel Pargalı, otur. Hünkârım. Paşam. Hünkârım, Hızır Hayrettin Paşa'nın söylediğine göre donanmamız Nisan ayında hazır olurmuş. Hala. Malkoçoğlu Bali Bey'e haber yolladım. Malumunuz Boğdan Voyvodası ödemesi gereken haracı vermedi. Malkoçoğlu gidecek, bizzat görüşecek. Derdi neymiş anlayacağız. Malkoçoğlu nasıl? Haberlerini alıyorum sultanım. Sınır boylarındaki vazifesini layıkıyla yerine getiriyorum. Öyle sadık yiğit beyler her daim yetişmiyor.
Doğrudur. Şah Sultan'la da Hatice Sultan'la olduğu gibi eskiden tanışıyorsunuz, değil mi paşam? Doğrudur Sultan. Fakat kendisini uzun yıllardır görmüyordum. Yüce iradenizle kendinizden dahi koruduğunuz bu zat her kimse ancak siz uyurken infaz edilmeli. Hünkârım, seferden evvel Hatice Sultanım ve evlatlarımla birlikte Edirne'ye gitmek isteriz. Siz de münasip görürseniz. Elbette Pargalı. Hünkârım, ben müsaadenizle daireme dönmek isterim. Cihangir rahatsızdı biraz. Geçmiş olsun sultanım. Neyse var. Ciddi bir şey değil fakat merak ettim. Hünkârım. Çekilebilirsin. Hünkârım. İtalya zaferini iple çekiyorum. Roma'ya girdiğimizi hayal ediyorum da. Tam Manisa'daki hayalimizi gerçekleştireceğiz. Roma. Roma. Pargalı. Bu dünyadan, İskender'den büyük imparatorluk toprağı kazanmadan, Osmanlı gücünü yedi cihana yaymadan göçmeyeceğim. Göreceksin İbrahim. Göreceksin. Beraber yapacağız bunu. Sen benim hayallerimin, tutkularımın hazinesine sahipsin. Beni koruyacaksın. Ve ben de seni ömrüm oldukça koruyacağım. Hünkârım ziyade olsun. Afiyet olsun Pargalı. Müsaade ederseniz ben gideyim artık. Kendilerine paşa değil, sultan denilmesini buyurdular. Anlaşılan o ki, seni tahttan indirmenin yollarını arıyorlar. Vicdan gözünde perde olmasın. Gözü senin tahtında. Yüce imparatorluğu ben yönetiyorum. İbrahim. Bu gece burada kal, odanda. Ben İbrahim, Parga'dan 10 yaşında getirilen dönme İbrahim. 17'sinde Şehzade Süleyman'ın Şahinci başısı, 25'inde Sultan Süleyman Han Hazretlerinin Hasola başısı, 28'inde hünkârının veziri azamı, iktidarın ortağı İbrahim. Cenneti cehennemi hep içinde taşıyan, kendi şeytanıyla dost, postun şeyhiyle müttefik. Ama hep dedik. Araf'ın yüce kapısının sadık bekçisi, kapı kulu İbrahim.
Sultan Süleyman'ın mahreminde, sırrında ama hep sınırda olan İbrahim. Hünkârının derin gözlerinde her gün kendi cenazesini seyreden İbrahim. Sultanının gözlerine baktıkça ölüme koşarak giden İbrahim. Ölümüne kaza namazları kılınan İbrahim.
İbrahim!